Evet değerli dostlar, tekrardan merhabalar. Bugün de sizlerin karşısına arı zararlılar ile ilgili bir konu için çıktım. Bugünkü konumuzda eşek arısı. Herkesin bildiği gibi Anadolu'da maalesef bu eşek arıları çok fazla ve arıcıların da baş belası. Eşek arısı dediğimiz karıştırılıyor yaban arısı ile eşek arısı. Ama eşek arısı arılardan bal arılarından çok daha büyük olur. Sarı kırmızı renktedir. Kızılcı arı dediğimiz sarı arı. Yani yaban arısı sarı laciverttir, eşek arıları ise sarı kırmızıdır. Bu şekilde ayırt ederim ben. Sizler de belki bu şekilde ayırt edersiniz veya benden daha tecrübeli olanlar da bunu biliyorlardır. Tabii ki bilmeyenler için söylüyorum. Demin de dedim arıcıların baş belası. Çünkü bu arılar bal arıları için çok büyük bir tehdit. Hem arıların kendisini yiyor hem de içeri girip larvalarını, yavrularını hatta ballarını bile tüketebiliyor. Yani çözüm olmayan çok kalıcı hasarlar verebiliyor. Ağustos ayında sıcaklarla birlikte doruk noktasına çıkıyor. Şu an tüm arıcıların artık önlem alması gereken bir zararlı. Yılın her vaktinde olmuyor. Dediğim gibi sıcak zamanlarda oluyor. Bunun için de arıcılar kendilerine göre değişik yöntemler, metotlar bulmuşlar. Bu yöntem ve metotlara girmeden önce bu arıların aslında yaşadığı yerleri tespit edip yuvalarını imha etmek gerekiyor. Eşek arıları yaban arıları gibi değil, daha çok toprak altında, büyük kaya altlarında veya ağaç kovuklarında yuvalarını yapıp uzun bir süre yaşayabiliyorlar. Yağmurlar başlamasıyla birlikte toprak altında ve kaya içlerinde olanlar kendiliğinden kolonilerini maalesef bitiriyorlar. Maalesef demeyeyim, iyi ki de bitiriyorlar. Doğanın bir kanunu bu. Çünkü mücadelesi zor olan bir zararlı. Soktuğu zaman zaten acilen hastaneye gidilmesi gereken bir vakayla karşı karşıya kalabiliyoruz. Bal arılarının kafasını ve kanatlarını kopartıyor. Diğer bölümünü ise ya yuvasına taşıyor ya da müsait uygun bir yere gidip çok rahat bir dakika içerisinde o arıyı yiyebiliyor. Tabii ki tarlacı arılarımız sürekli dışarıya gittiği zaman bunları tehdidiyle karşı karşıya kalıyorlar. Kovan emziklerini yani giriş tahtalarını daraltan arıcılarımız var. Çok güçlü kolonilere belki zarar veremiyor ama zayıf kolonileri çok rahat istila edebiliyor. Bunun için arıcılarımız demin de dediğim değişik metotlar, yöntemler bulmuşlar. Biz burada bu tarz bir aparat kullanıyoruz. Bunun kenarları tel örgülü, altları tenekeyle kaplanmış, asılacak yeri olan bir aparat. 3 tane eşek arısının girmesi için delik bırakılmış. İçerisine, iç kısmına ben bunun bir tavuk göğsü, alt kısmına da yine bir tavuk parçası koydum. Et de olabilir, ciğer de olabilir, balık da olabilir. Artık bulunduğunuz bölgede hangisi kolayınıza geliyorsa bunu buraya koyup asabilirsiniz. Şöyle, şu şekilde göstereyim. Biz bunu arılığımıza bir tane, iki tane değil, yerine göre 3-5 tane asarak eşek arılarının zararlarını en aza indirmeye çalışıyoruz. Bazı arıcılarımız ise yine fare yapışkanı dediğimiz, herkes bilir. Böyle kartonlar üzerine veya bir mukavva üzerine, bir kalıp üzerine, herhangi bir tahta parçası, taş parçası olabilir. Onun üzerine fare yapıştırıcısını sürüyorsunuz. Yine tam orta kısmına ciğer olabilir. Biraz önceki söylediğim et parçaları da olur. Ortaya koyduğunuz zaman eşek arısı buna gelip, yemek için gelip konduğu zaman yapışıyor. Bu da bir çözüm yöntemi. Ama en etkili çözüm yöntemi doğada onların yaşadığı yerleri bulup yuvalarıyla beraber imha etmektir. Evet arıcı dostlar, şu an eşek arısı kovana saldırıyor. Fırsat kolluyor. Ama bir tanesinin de, hatta iki tanesinin hazin sonu, bir tane daha geldi. Görüyorsunuz. Arılar birlik beraberlik oluşturarak bir tanesini öldürmüş durumda. Diğerini de şu an öldürüyor. Hatta bir tane de değil. Şöyle göstereyim. 3 tane eşek arısını şu an arılar birlik beraberlik içerisinde olarak öldürmüşler. Boğarak öldürüyorlar. Zayıf bir koloni olmuş olsaydı bu birlik beraberliği oluşturamayacaklar ve eşek arıları sürekli gelip tek tek arıların başına bela olacak. Alttan bir tane daha geldi. Şöyle tam net çekeyim. Evet görüyoruz. Alamadı. Evet. Almaya çalışıyor.
saldırıya geçti. Kendisini de güvence altına alıyor. Hem arkadaşlarının sonunu görüyor hem de almaya çalışıyor. Evet, aldı bir tanesini, gördünüz. Yeşil arıların tehlikeli boyutunu gördünüz. Şu an ben bu kadar çekebiliyorum. Bununla birlikte diğer zararları da anlatacağım. Şimdilik beni takipte kalın. Görüşmek üzere.